biri oldu. Evet, derin bir yoksulluğa doğru sürükleniyor Türkiye. Bu yoksulluk sarmalından nasıl çıkılacak? Pek de kolay çıkılacak gibi gözükmüyor. Bu haftanın gündemi nedir derseniz asgari ücret. Asgari ücrette gözler artık cuma gününe çevrildi. Şimdi yeni haftanın ekonomi gündemini konuşacağız ve çok önemli bir başlıkla birlikte borsada neler oluyor, neler olacak sorusu da gündemimizde olacak. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir bizlerle birlikte. Sayın Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Özdemir. İşte ne yazık ki yılın son haftası sizinle de aslında bu yılın son yayınını gerçekleştiriyoruz. Çok da güzel olmayan bir haftaya başladık. Ne yazık ki yüreğimizin yandığı bir hafta. Bir yandan da tabii hayatın diğer yanını konuşmaya devam ediyoruz. Asgari ücretle ben müsaade ederseniz başlamak istiyorum kısaca. Yönetmenimizden rica ederim, bugün nasıl bir ekonomi gazetesinin hazırladığı o tabloyu eğer ekranlara getirirlerse onun üzerinden soralım. Sayın Özdemir, geçen yılın başında yani 1 Ocak tarihinde asgari ücret ne kadar belirlenmişti? 8.506 lira. Bunun dolar karşılığı neydi? 454 dolar açıklandığında, yani 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretli henüz maaşını almadı. Peki Haziran'a gelindiğinde dolar karşılığı ne oldu? 326 dolara düştü bir anda. 6 ay içerisinde bakın Türk lirası nasıl eriyor. Şimdi Temmuz'a gelelim. Temmuz ayında asgari ücret ne kadar belirlendi? 11.402 lira. Dolar karşılığı neydi? 437 dolar. Bugün ne kadar dolar karşılığı? 390 dolar. Şimdi bu tablo içerisinde bu bize neyi anlatıyor? Asgari ücretin nasıl bir anda sabun gibi eridiğini, ellerimizin arasından kayıp gittiğini anlatıyor. Ve anladığımız kadarıyla yine öyle olacak. Yine açıklanan asgari ücretin dolar karşılığı başka olacak. Birkaç ay sonra tablo değişecek. Nasıl yorumlarsınız? Önce bu tablo bize neyi anlatıyor? Yani erimeden çok Türk insanının, Türk iş gücünün nasıl ucuzladığını anlatıyor. Yani özellikle işverenin Türkiye'deki o milyonlarca insanı nasıl ucuza, nasıl karın tokluğunun yarısına çalıştırdığını gösteriyor. Bakın, geçtiğimiz yıl bir toplantı olmuştu. Bu toplantıda hem iktidar hem ticaret odası yetkilileri gururla bir açıklama yapmıştı. Türkiye'de asgari ücret çok ucuz, yabancı yatırımcı için cennet gelmesi gerekiyor diye. Şimdi böyle bir iktidar var, düşünün, ya da böyle bir kafa var Türkiye'de. Senin iş gücünün ucuz olduğunu ve bunun bir rekabet aracı olduğunu düşünen. Yani böyle bir ülkede, böyle bir kafaların olduğu bir ülkede asgari ücretin tabii ki ucuz kalması gerekiyor. Tabii ki düşük kalması gerekiyor. Çünkü burada sen ne sanayinle rekabet edebiliyorsun, ne katma değerli ürünlerinle, ne turizminle, hiçbir şeyinle rekabet edemiyorsun. Çünkü Türkiye çok geride kaldı. Doğal olarak ne yapacaksın? Ucuz iş gücü diyeceksin, ucuz gayrimenkul diyeceksin. Yani kendi vatan topraklarını 400 bin dolara, ki daha önce 250 bin dolardı, satacaksın. İşte bu da aslında Türk insanının, hani Kemal Sunar filmleri vardı ya, köyü satar, köyle birlikte köylüyü satar işte, ve ya benim değerim bu kadar mı, olsun sen işte tarlada şu iş yapıyorsun. İşte Türk insanının da değeri, iş gücü, emeği maalesef bu kadar ucuzluyor dolar bazında. Burada ana hedef uluslararası sermayeyi, yatırımı çekebilmek amacıyla milyonlar kurban ediliyor. Bakın, milyonlarca insan kurban ediliyor yara açlığına. Bir dönem hatırlar mısınız? Çin'le ilgili bu tür söylemleri dinlerdik. İşte Çin'de asgari ücret çok düşük, insanlar böyle çalışıyor şöyle. Şu anda Çin'de dahi olmayan bir asgari ücrete maalesef Türk çalışanı mahkum ediliyor. Şimdi son asgari ücretin 15 bin lira dolayında olması bekleniyor. 15 bin lira olmuş olsa ne olur, olmasa ne olur? Bakın, 15 bin lira dediğiniz rakam en fazla 1-1,5 ay içerisinde yok olup gidecektir. Zaten yerel seçimle birlikte bir ciddi bir devalüasyon bekliyoruz. Ciddi bir fiyat artışı, enflasyon bekliyoruz. Çünkü iktidarın mevcut şu anki planları seçime yönelik. İşte o zaman belki de bugün için 600 dolara çıkması ya da 550 dolara çıkması muhtemel asgari ücret belki 290-280 dolara kadar düşecek. Maalesef bu iktidarın ana felsefesi
ucuz iş gücü. Evet, emeğimizin nasıl bir anlamda sömürüldüğünü de Remzi Özdemir'in ifade ettiği gibi ortaya koyan bir tablo, nasıl bir ucuz iş gücü haline geldik. Tam da aslında başta hesaplandığı gibi. Sayın Özdemir, borsayı sormak istiyorum yeni haftada size. Neden derseniz artık yılın son haftasına girdik. Bu hafta sakin bir hafta olmasını bekleriz. Peki öyle mi olacak? Zira İstanbul Borsası'nda konuşulan bazı söylentiler de var. Yeni bir operasyon yapılabileceği, manipülatif hareketlere yönelik bazı adımlar atılabileceği ve eş zamanlı olarak mecliste de yeni düzenlemelerin yapılabileceği yönünde. Hemen soralım, borsada operasyon iddialarına ilişkin nedir sizdeki son bilgiler? Şimdi yaklaşık son 1-1,5 aydır borsa camiası arasında yoğun bir konuşulan bir iddia var. Nedir bu iddia? Borsada bazı spekülatörlerin ya da bazı oyuncuların, diğer anlamıyla traderların gözaltına alınacağını, soruşturma kapsamında haklarında dava açılacağı yolunda yoğun bir iddia var. Ancak ben bu iddia konusunda hem Emniyet Müdürlüğü tarafından hem Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşmeler yaptım. Aslında böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Fakat Sermaye Piyasası Kurulu bu işi yasalarla halletmeye çalışıyor. Evet, borsada manipülasyon var mı? Var. Borsada gerçekten haksız kazanç sağlayan bazı kesim var mı? Var. İşte bunları bir yasal düzeltmeyle, düzenlemeyle düzeltmeye çalışıyorlar. Bu konuda SPK çok titiz bir çalışma içerisinde. Ancak borsaya polisin gireceği, işte insanların gözaltına alınacağı iddiaları maalesef doğrulanmıyor. Bu tamamen bir dedikodu. Maalesef yine dediğim gibi bu dedikoduyla cuma günü borsada sert bir düşüş yaşandı. Aslında bunun bir nedeni de Cumhurbaşkanı'nın borsadaki manipülasyona izin verilmeyeceği, gereğin yapılacağı yönelik konuşmasıydı. Aslında Cumhurbaşkanı burada tıpkı SPK gibi yasal düzenlemelerden bahsetti. Ancak bunu borsada özellikle belirli bir kesim, aracı kurum çevresi, müşterilerine polisi operasyon geliyor diye yansıtıldı. Bugüne kadar geçmişte de baktığımız zaman borsada evet zaman zaman polisi operasyonlar olmuştur. En son geçtiğimiz yıl Ekim ayında olmuştu. Bazı oyuncuların tutuklandığını görmüştük. Ve bunlar hep borsanın aleyhine durumdu. Yani borsa günlerce taban oluyordu. Hiçbir yatırımcı bir gün kapısının polis tarafından çalınmasını elbette istemez. Ancak bu manipülasyonla mücadele etmeme anlamına da gelmez. Çünkü Türkiye'de mevcut Sermaye Piyasası Kurulu yasaları manipülasyonu önleyemiyor. Neden önleyemiyor? Bir kişi kalkıp da bir hisse senedi üzerinde milyarlar kazanırken SPK eli kolu bağlı olarak sadece belirli miktar para cezası veriyor, mahkemeye veriyor. Mahkeme aylarca değil, yıllarca sürüyor ve genelde bunlar beraatle sonuçlanıyor. İşte gerek iktidarın gerek sermaye piyasasının rahatsız olduğu olay bu. Bu konuda bir düzenleme geliyor. Bu düzenlemenin bir ay içerisinde yasallaşması özellikle şirket patronlarına yönelik, ki son dönemde şirket patronlarının borsada aktif oyuncu gibi hareket ettiklerini görüyoruz. Bunlarla ilgili iddialar var. Maalesef halka arz gelirinin farklı alanlarda kullanılması var. Bakın işte en son iki tane borsa şirketi halka açıldığında bu paranın nerede kullanılacağını beyan ederek aldı. Ancak daha sonra keyfi bir kullanma ortaya çıktı ve SPK para cezası verdi buna. İşte bunlara daha ağır cezalar geliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yatırımcının canını yakan son derece ciddi manipülatif hareketler var. İşte SPK bu konuda da ciddi bir çalışma yapıyor. Özetle şunu söylemek istiyorum. Evet, polise bir operasyon yok. Ancak yasal bir operasyon, borsanın manipülasyondan arındırılmasına yönelik ciddi bir çalışma yapılıyor. Özellikle SPK tarafında bu konuda ciddi çalışmalar var. Şimdi şunu da soralım. Tabii 2,67 yanlışım varsa düzeltiniz. Cuma günü bu söylenti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla karşımıza çıkan tablo 2,67'lik bir düşüşle tamamladı Borsa İstanbul Cuma gününü. Şimdi o zaman yılın son haftası, onun beklentilerini de soralım size. Bir yandan da bir diğer kulislerde konuşulan söylenti de yabancı yatırımcı için hisselerin daha ucuz hale getirildiği. Bu anlamda yapılan yorumlara da sizin yanıtınız ne olur?
Bakın yabancı için bu hale getiriliyor iddiaları çok saçma. Türk borsası ucuz mu? Evet, gerçekten ucuz. Bakın bir istatistik söyleyeyim size. Borsa İstanbul'un 30 endeksindeki ki 30 endeksi ağır şirketlerin, büyük şirketlerin yer aldığı. Bu şirketlerin yaklaşık %10'unun piyasa değeri yılbaşına göre %30 ile 50 arasında düşmüş. Yani o kadar ucuz bir hale geldi ki. Neden ucuz hale geldi? Çünkü Türkiye borsasına yabancı alıcı gelmedi. Biz kendi alışlarımızla döndürmeye çalıştık borsamızı. Özellikle borsaya halka arzlar çok büyük olumsuz etki yarattı. Yaklaşık 100 milyar civarında bir paranın borsadan çıkmasına neden oldu. Bu da borsada likidite kuruluğuna neden oldu. Yani şu anda borsanın düşme nedeni manipülasyondan çok parasızlıktan. Çünkü yabancı gelmiyor bizim borsamıza. Halen daha açığa satış yok. Birçok banka hisseleri ya da dev sanayi şirketlerinin kademelerinde o kadar büyük bir alışların olmadığını görüyoruz. Satış tarafı da boş olduğunda işte hızlı bir yükseliş, hızlı bir düşüş var. Ama borsanın genel problemi, burada sermaye piyasası kurulunun da bana göre tedbir alması gereken en büyük olay ya da konu, bazı aracı kurumların işlettiği yapay zekalı robotlar. Bu robotlar şu anda borsayı resmen esir almış durumda. Tamamen bir yazılımla yapılan bir operasyon. Belirli bir kademede alış yapıyor. Endeksi, özellikle endeks mühendisliği diyebiliriz. 30 endekste belirli endeks üzerinde ağırlığı olan hisselerde alım satım yaparak piyasayı manipüle etmekte. İşte buna robot diyorlar. İşte bu robot yazılımları şu anda 3 tane aracı kurum aktif olarak kullanıyor ve müşterilerine kullandırıyor. Bazı aracı kurumlar bunu garanti getiri olarak müşterilerine sunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bana göre öncelikle bu robotları yasaklaması lazım. Ha, robotlar dünyada var mı? Evet, var. Ancak bizim borsamızda şu anda derinlik yok. Yani likidite yok. Sığ olan bir borsada bir gün bakıyorsunuz %3 yükselmiş, bir gün %3 düşmüş. Yani istikrarsız. Bu da yatırımcı sayısının tekrar düşmeye başladığını gösteriyor. Borsa İstanbul'a yaklaşık 8,5 milyon yatırımcı geldi. Bakın bu halka arzlarla birlikte. Ama borsa bunu iyi değerlendiremedi. Geçen ay 350 bin gibi rekor seviyede bir yatırımcı borsadan arkasına bakmadan kaçtı. İşte kaçmasının nedeni bu endeks mühendisliği ve robotların yarattığı alsatlar, sert zikzaklar. Öncelikle bence burada polisi operasyon ya da başka operasyondan önce bu yapay zekalı robotların işlemlerine müdahale edilmeli. Cuma günkü de evet kullanıldı bu panik havasıyla. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın konuşması tamamen amacı dışına çıkartıldı. Çünkü Cumhurbaşkanı orada bir yasal düzenlemeyi yasal düzenlemeden bahsediyordu. Ama belirli oyuncular, özellikle açığa satış yapanlar, çünkü bir süredir sabah açığa satış yapılıyor, akşam pozisyonlarını kapatıyorlar. İşte borsanın ana sorunu bu. Yani ciddi bir yasal düzenleme ile ben bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Peki şimdi ben yine yönetmenimizden rica edeceğim. Borsadaki çıkışı konuştuk. Evet, bunun sebeplerinden bir tanesi. Bir diğer önemli sebebi de şimdi nasıl bir ekonomi gazetesinin bugün ilk sayfasına taşıdığı haberden bahsedelim. Faizler yükselmeye, özellikle Türk lirası mevduat faizi yükselmeye devam ediyor. Ve aslında baktığımızda para politikası kurulunun vermiş olduğu bu politika faizinin çok üstüne çıkan rakamlar karşımıza çıkıyor. Faiz anladığımız kadarıyla bir süre daha alternatif kalacak. Uzmanlar da bugün tam da işte bu konuyu tartışıyorlar. Nasıl bir ekonomi gazetesi de ilk sayfasına taşıyor Sayın Özdemir. Ne dersiniz, faiz bir süre daha alternatif olarak kalmaya devam edecek mi? Kalmaya devam ettiği müddetçe dolar ne olacak, borsa ne olacak? Biz şimdi bu yılı nasıl kapatacağız ve yeni yıla nasıl başlayacağız? Bakın faiz gerçekten çok ciddi bir alternatif. Zaten borsadaki geçmişteki o büyük rekor, dolara yönelme, konuta yönelme, araca yönelme, ki dünyada olmayan bir araç talebi oldu. Yatırım amacıyla insanlar dünyanın hiçbir yerinde yatırım aracı değildir araç. Bir ihtiyaçtır ama Türkiye'de yatırım aracı olarak alındı. İnsanlar bunun ticaretini, bütün bunların tek nedeni
ülkede enflasyonun altında verilen faiz oranıydı. Yani negatif faiz Türkiye'nin dengesini bozdu. Ama şu anda yeniden negatif, halen daha negatif faiz var. Fakat büyük ölçüde bu negatif farkın kapanacağına inanıyorum. İşte bu fark kapandıkça alternatif piyasalar olumsuz etkileniyor. Dövizin normal şartlarda çok daha farklı olması gerekirken maalesef şu anda tamamen Merkez Bankası'nın kontrolünde ve planlı programlı bir trend içerisinde olduğunda döviz konusunda pek yorum yapılacak bir şey yok. Yani bu faizle dövizi ilişkilendiremiyoruz. Normalde ilişkilendirebilmemiz lazım. Ama Merkez Bankası bir taraftan alıcı, bir taraftan satıcı pozisyonunda. Yani dolara bir talep geldiğinde satıyor, frenliyor. Eğer sert bir satış geldiğinde de bu defa alıcı olarak görüyoruz. İşte bu da doların belirli bir trend içerisinde, o cetvelle diye çiziyor diyoruz ya, işte onun gibi bir hareket yapmasına neden oluyor. İkinci olarak borsa. Evet, borsada çok ciddi alternatif. İnsanlar neden borsaya koştu? Çünkü parasının değerini koruyamadı. Yani elinizde sizin belirli bir miktar para var ve bu parayla gidip bir konut alamıyorsunuz, araç alamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Ya markete gidip ayçiçeği yağı, tuvalet kağıdı alacaksınız ya da borsada hisse senedi. İşte insanlar da hisse senedini tercih etti. O halka arzlara 4 katı, 5 katı yatırımcılar bunun için geldi. Ve farkındaysanız gelen halkın portföy büyüklüğü, yani 8,5 milyon olmuştu zirve. 8,5 milyon yatırımcının portföy büyüklüğü, özellikle bunların 6 milyonunun portföy büyüklüğü 20 bin ve altıydı. Yani 20 bin lira ve altı olan bir portföy anladığım kadarıyla burada sadece harçlık çıkartmak için, günü kurtarmak için enflasyon karşısında kendisini biraz daha rahat nefes almasını sağlayacak bir araca geldi. Ancak şu anda faiz her türlü dengeyi bozdu. Çünkü birincisi borsada kredili işlem yapamıyorsunuz. Bakın yine yılbaşına baktığımız zaman faizlerin %8,5-9 bandında olduğunu, borsada faiz oranının da %15 olduğunu görüyoruz. Yani spekülatörler, oyuncular ciddi anlamda bir krediyle işlem yapıyordu. Neden işlem yapıyordu? %15 faiz vardı. Bu %15 faizi bir günde çıkartıyordu, bir yıllık faize. Ancak şu anda aracı kuruluşların faiz oranı %90'larda, bakın 90'larda. Yani bir hisse senedini aldığınız zaman faizle, krediyle bir yıl hiç düşmese dahi paranızı kaybediyorsunuz. Tamamını faize vererek kaybediyorsunuz. İşte bu nedenle olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkilediğini biz sizinle yaptığımız bütün programlarda söylüyoruz. Bir de konut piyasası mesela çok ciddi olarak etkileniyor. İpotekli satışlar, bakın ipotekli satışlar bu faizler yüksek kaldığı sürece ciddi anlamda daha da düşecekti. Şu anda ciddi anlamda düşüyor. Benim sadece tek üzüldüğüm, yaklaşık 4 aydır insanları oyalıyorlar. İlk evim diye bir projeyle oyalıyorlar. Sürekli olarak 1.20 faizle konut verileceğini, bunu maalesef koca koca televizyonlar, internet siteleri ve gazeteler de haber yapıyor. Bu tamamen hayal ürünü. 1.20 denilen bir faiz Türkiye'de yok ve olmayacak da. Peki ne zamana kadar olmayacak? Bana göre 2024'ün son çeyreği, yani 9. 10. ayına kadar kimse piyasada bir hareket beklemesin. Kimse ciddi anlamda ne konutta bir hareket beklesin, ne araç piyasasında, ne de borsada. Ha, borsaya şu tek kurtuluşu yabancı yatırımcının gelmesi, buraya 5-10 milyar dolar, bakın milyar dolar gelmesi halinde borsada evet ciddi bir çıkış olacaktır. Ancak şu anda daha henüz borsaya gelen ciddi bir para yok. 300-350 milyon dolarlık bir para gelmişti geçen ay, Merkez Bankası verilerinden gördük. Onun da son 3 günde işte bu polisi operasyon iddiaları, işte yine bazı spekülatörlerin battığı yolundaki iddialarla yaşanan düşüşlerle birlikte bu yabancıların çıktığını düşünüyoruz. Yani şu anda borsa içinde karamsar tablomuz en azından
yılın son haftası devam ediyor. Evet, yılın son haftasında beklentiler böyle anladığımız kadarıyla yeni yıla dair beklentiler de pek olumlu değil. Seçime kadar özellikle bu şekilde devam edecek. Sayın Özdemir, vaktimizi doldurduk. Bir iki cümleyle şunu da sormak istiyorum. Artık yılı bitiriyoruz. Son hafta şöyle bir geriye dönüp baktığınızda 2023'e ve bununla ilgili bir ekonomi gazetecisi olarak bir manşet atmanız gerekse, geçen yılı 2023'ü nasıl yorumlardınız, hangi kelimelerle nasıl anlatırdınız? Fakirleştik. Yani 2023 yılında ciddi anlamda, her anlamda fakirleştik. Hem servet olarak fakirleştik, hem borsada fakirleştik. Her anlamda işte gayrimenkullerimiz milyonlarla değer biçilirken şu anda bunları satamıyoruz. Bunlar elimizde kalmış durumda. Şirketlerimiz 30 endeksindeki o en değerli şirketlerimizin piyasa değerleri 5 milyar dolar, 6 milyar dolarken bugün sadece 300-400 milyon dolara düşmüş durumda. Yani 2023'te sadece vatandaş değil, şirketler de fakirleşti. Yani burada kazanan, bana göre 2023 yılında kazanan sadece bankalar oldu. Zaten onların da piyasa değerine baktığımız zaman değer kaybetmeyen tek şirketlerin bankalar olduğunu, yani her zaman olduğu gibi bankaların kazandığını görüyoruz. Faiz yükselirken de banka kazanıyor, düşerken de banka kazanıyor. Çünkü şu anda bir konut kredisi, bakın ihtiyaç kredisi %65-70'lerde. Yani insan, vatandaş ihtiyacını karşılarken dahi bu kadar yüksek faiz oranı vermeye çalışıyor. Bana göre 2023 kabus gibi bir yıldı, ama 2024 bundan daha da büyük bir kabusları görmemize neden olacak bir yıl. Çünkü ortada çok ciddi bir enkaz var. Evet, çok teşekkür ediyoruz ekonomi yazarı Remzi Özdemir. Bizlerle birlikteydi. Yılın son yayınıydı. Sağ olunuz Sayın Özdemir, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdiden de tabii iyi seneler dileyelim bu şartlar altında, ne kadar güzel bir sene olursa. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Diyor ki Remzi Özdemir, 2023 kabus gibi bir yıldı ekonomi anlamında. 2024 daha da zor bir yıl olacak uyarısında bulunuyor. Fakirleştiğimiz, yoksullaştığımız bir yıl. Ama tabii biz yurttaş fakirleşirken birileri de zenginleşmeye devam etti ne yazık ki. Şimdi değerli izleyiciler, biz bir kesim zenginleşirken biz asgari ücreti konuşuyoruz. 15 bin lira mı olsun, 16 bin lira mı olsun gibi tartışmaların, sığ tartışmaların içine sürükleniyoruz. Ama size işte bir tür